Bismillahirrahmanirrahim. Erihim esta'in ve elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedu ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Şu aylık bir iş yapıyor mu? Kapatayım mı? Ama kapatabiliriz abi. Kapatalım ya. Evet. Şimdi suret dersi. Toplamalar üzerinden çalışarak anladığım manaları not almak şekliyle şu ana kadar çalıştım. Çok nakıs vaziyette. Nakıslığının esbabı da birinci derecede bana bakıyor. İkinci derecede meselenin şeyine bakıyor. Genişliğine bakıyor. İhatasız zor. Sadece elimdeki toplamalarda 2700 küsur tane madde var. Suret kelimesinin Risale-i Nur'da Latince olarak geçtiği yerler bunlar. Bunların arasında mükerrer yerler de var. Suretin farklı şekillerde telaffuz edildiği yerler var. Yani suretine, suretinde, suretiyle gibi. Ondan sonra ben buralardan bulabildiklerimi şöyle kaçıncı, 609. maddeye kadar okumuşum ve not almışım. Bu işin bir derece kemali, tamamını okuduktan sonra tekrar bir o nazarla baştan ikinci bir defa gözden geçirmek, ondan sonra da madde başlıkları altında toplamak şeklinde olmalı. Ben şimdiye kadarkileri şöyle bir şey yapacağım, göstereceğim nasıl olursa. Hangi başlıklar altında takdim edeceğim onu söyleyeyim. Yani bu derste neleri anlatmaya çalışacağım. Bu müzakereli takdir şeklinde olursa daha güzel olur inşallah. Çünkü bir şeyler söyledim, birleştiremedim. T ile kendim işaretler koydum. T ile kastettiğim tarif demektir. Yani suretin tarifi. Tarifi nasıl olacak? Suretin külliyeti var. Ondan sonra suret nelere şamil? Ondan sonra kendi defterimde koyduğum işaretler bunlar. Bu ihtiva, içerik manasında. Bunları ben takdim ederken bazı yerlerde hangisi hangisi olduğunu söylerim, bazı yerlerde söylemem çünkü çok net bir tefrik yapamadım. H harfiyle göstermeye çalıştıklarım hususiyet, vasıflar yani. Suretin hususiyetleri, evsafı, efendim. Bir de D işareti koyduğum yerler var. Risale-i Nur'da suretle ilgili düsturi, düstur manasına bize gösteren, işaret eden, anlatan yerler. Şimdi öncelikle şu noktayı bir üstüne basmak istiyorum. Kelimeler karışmaması açısından. Suver-i Kur'aniye diyor. Ondan sonra Fethi Suver hakikati diyor. Bazı yerlerde bu suver kelimeleri çakışıyor. Kur'an'ın suresiyle bizim suret dersinde kullandığımız suret kelimesi arasında lafzan bir benzerlik var. Ama farklı. Arada mutlaka mana ilişkisi var. Çünkü eşya arasında nispet-i hafiye var. O noktada mana ilişkisi kurulabilir. Fakat kök olarak aynı kelime değildir. Bizim üzerinde çalıştığımız şey suret satla yazılıyor. Bu şekilde. Ama mesela sure-i Kur'aniye derken mesela bu şekilde yazılır. Suret satlı olanıdır. Biz satlı olan suret üzerinde duruyoruz. Şimdi bize lisanımızı unutturmak, manalardan uzaklaştırmak için bu harfler bazı şeyleri setretmiş. Çok takılıyoruz bazen. Bildiğimiz halde gene takılıyoruz. Başlıyorum. Suret nedir? Tarifler, ilk başlarda tarif ağırlıklı gideceğiz. Evet. Sözler 15'ten çıkardığım bir mana, anladığım bir mana şöyle. Suret ispatın zeminidir. İspat yani bir şeyin sübut bulduğu yer. Bir şeyin sabit olduğu yer. Tarifler bazen mükerrer geçebilir. Birbiri içinde birbirini tamamlayan manalardır. Sonra suret gösterilen yer, zemin, perde manasında.
Evet, sözler 17'den bu da. Bir şeyin gösterildiği, takdim edildiği yer, zemin, perde manasında kullanılmış. Yani suret deyince sadece hakikat olan şeylerin değil, yanlış ve hata şeylerin de zemini olmaya kabil bir vaziyeti var. Yine suret bir insanın kalp ve ruh halinin müşiridir. Yani onu işareten, gösteren şeydir. İnsandaki suret veya insanın sureti. Göstergesidir, aynesidir. Sözler 18'den. Ahiretteki ahvalin bu dünyada görünüp tezahür ettiği zemin. Suretin bir şeyi de böyle, bir tarifi, bir manası. Ahirette neler var? Bu dünyada o suret zemini üzerinde onlar gösteriliyor. Suretler ileride gelecek farklı alemlerde farklı temessülleri var. Bağlı olduğu arkasındaki mahiyetiyle ve hakikatiyle alakadar kalmak kaydıyla aynı suret manasını ve hakikatini muhafaza ederek farklı zeminlerde farklı suretlere giriyor. Böyle bir vasfı, bir kabiliyeti var. Buna bir örnek verebilir miyiz abi? Yani mesela burada elhamdülillah dersin, orada elhamdülillah yersin diyor. Burada bir şeyin üzerine elhamdülillah demek, bir nimet üzerine elhamdülillah demek buraya ait bir surettir, bir şekildir, bir keyfiyettir. Cennette bunun karşılığı ve temessülü meyve-i cennet şeklinde. İlahir bunun pek çok misalini gösterebiliriz. Bazen bir hakikat rüyada farklı surete giriyor. Alem-i menamda bakıyorsun suret değiştirilmiş. Aynı hakikat farklı nazarla bakan insanlara göre farklı suretler alıyor, farklı keyfiyetler alıyor. Noktayı nazar da sureti teşhis etmek de önemli. Alemlerde de sanki farklı var. Nasıl? Aynı hakikatin alemlerdeki suretleri de farklı. Suretleri farklı farklı. Aynı suretler bile farklı manalara geliyorlar. Zahiren aynı suret oluyor. İşte Emirdağ Çiçeği meselesinde geçtiği gibi. Bu suret meselesini ben böyle azıcık tetkik ettikten sonra şunu anladım. Ciddi bir mesele, ehemmiyetli bir mesele. Çünkü bu meseleyi ve arkasındaki, müteallikatındaki bağlantıları bilmemek bizi yoldan çıkarıyor. Bizi dinden çıkarıyor. İslamiyeti, Kur'an'ı bize küstürüyor. Bizi zillete düşürüyor. Veya bizi teali ettiriyor. O alakayı bilmek çok önemli. Evet. Sonra yine suret şu demek. Kurşun kalem olan var mı? Bir hakikatin farklı güzellik mertebeleriyle tezahürüne zemindir suret. Hakikat farklı mertebelerle tezahür eder. Buna dikey, ne diyorduk ona? Yatay ve dikey. Hakikatin yatay, dikey şeyleri var, vaziyetleri var. Onlar suretler üzerinde görünüyor. Aynı hakikat. Ufki olarak veya dikey olarak. Farklı şekillerde gözüküyor. O tezahüre zemin suret oluyor. Yani aynı hakikatin görüldüğü suretler farklı farklı olabiliyor. Bu suretlerin bazısı bazısından daha güzel olabiliyor. Sözler 25, yine sözler 499, 518 gibi yerlere atıflar var. Sima kelimesi bu arada konuya müteallik olduğu için araya girmiş. Ben böyle bazı yan şeyleri de not aldım. Simanın bir manası surete kılıf ve zemin oluyor. Suret kendisi bir kılıf, bir zemin. Surete de kılıf ve zemin olan sima manası var. Ama farklı yerlerde simanın farklı mana mertebeleri de olabilir. O da ayrı bir nokta. Buraya not düştüm diye okudum. Dünya ile ahiret aynı hakikatların farklı suretlerde tezahür ettikleri. Suret noktasında farklı, hakikati cihetinde aynı yerler. Sözler 25, 499. Yine delail içinde gösterilen neticelerin gösterildiği, takdim edildiği zemin ve perde suret olmuş. Şurada şöyle bir ifade var. Suret imkan alemindendir diye bir mana anlamışım. O alemin görülüp gösterildiği zemindir. Bu manaya da beni sevk eden Risale-i Nur'daki hiç mümkün müdür ki ifadeleri. Hiç mümkün müdür ki şu suretle şöyle yapsın sonra böyle olsun ilahir gibi buna benzer elfazı farklı olan yerler. Hiç mümkün müdür ki'deki imkan
suret imkan alemine aittir veya o alemdekilerin gösterildiği zemindir diye bir manayı bana şey yaptı, verdi. Doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Yani bunları aynı zamanda soru işareti koyarak burada takdim ediyorum. Bu Haşir Risalesi'nde suret ve hakikat diye bir şey var mıydı? Ben de öyle hatırlamıyorum. Suretler var, hakikatlar var. Evet. Sanki o suretler de hiçbir hüküm hakikatler gelecek. Oradan da sanki şey yapıyor, evet. Yine suret, onunla bir şeye bakılan şey. Sureti kullanarak bir şeye bakıyoruz. Bu manada kullanılmış. Ondan sonra şu bu gidişata, icraata bak diyor. Yani suret, surette anlatıyor bunu. İşte üçüncü suret diyor mesela, kaçıncı suret şu anda hatırlamıyorum da onu. Bu gidişe, icraata bak. Suretle o icraata bakıyoruz. Bir şeye bakıldığı yer. Dürbün gibi. İçerisinde gidişat, icraat görünüyor. Suretlerin içlerinde neler var? İ harfiyle bunları ben işaretlemişim. Suretlerde gidişat var, icraat var, dönen işler var, sergiler var, sofralar var, şimendiferler var, teçhizatlar, depolar, sergiler, icraatlar var, ilahir. Bunlar çok uzayıp gidiyor. Evet. Yine suret, hayalen gezilen yer, mekan ve icraat. Bunlar da suret külliyetine dahil. Yani bizim haricen duygularımızla gördüğümüz şeyler birer suret olduğu gibi, beş duyumuzla ve latifelerimizle, hayal kuvvemizle de gezilen yerler böyle. Suretler külliyetine dahil. Başka bir mana şöyle, alem-i mümkinatın her yeri ve her köşesi suretleri alan birer fotoğraf vazifesi yapıyorlarmış. Haşir bahsinden çıkardığım bir mana. Suretleri alınır diye de. Evet. Alem-i mümkinatın her şeyi, o alem-i mümkinatta bulunan her yer, her köşe, bunlar suret alıyormuş. Fotoğraf zaten suret alan demek. Fransızca. Fotoğraf, ışığı alıyor. Ne işe yarayacak suretler? Suretler, muhafaza şeyler, muhafaza edilecek, muhasebe-i amel olacak, daha çok bir sürü hikmetleri var. 10. sözdeki gibi. Diyelim, yani hamsızın diye. Ya iki önce söylediğiniz sanki bu, hani biz eskiden fotokopiciye giderdik, 3 suret şundan çektirirdik ya. Evet. Sanki aynısından 3 tane. İki önce söylediğiniz sanki aynısından 3 tane, 4 tane gibi. Hı. Bir anlam, diğer suretlerden ayrı gibi geldi bana. Bir manası nüsha mesela. Yani nüsha gibi yani. Burada nüsha manasında söylüyoruz. Şundan 3 nüsha çıkar, 3 suret çek. Suret o manaya da geliyor. Yani İki önce söylediğiniz diğerlerinden ayrı gibi geldi. Sanki o çokluk anlamındaki suret gibi geldi bana. İki önce söylediğiniz. İki önce nasıl söylediydim onu? Neydi o? Onunla bakmak. Onunla bir şeye bakılan şey. Bakılan şey kısmında sanki çoklukla. İşte mana külliyeti geniş. Yani ben şöyle bir içine girdim, bayağı bir dağıldım ilk başta. İlk başta not olarak gittim. Belli noktalarda toparlayabildim de daha çok uzun yol var yani önümde. Yani bu anca şeydir, yardımcı olmak isteyenlere veya bu yolda gitmek isteyenlere basit bir yol gösterme gibi bir şeydir. Nakıs bir şeyde, surette, öyle diyeyim. Evet, suret. İçlerinde fermanlar var. Suretlerin içinde yine daireler, cemaatler, rüyasalar var. Bunlar hep suretlerde var. Bu şeyler suretin içiymiş bir noktada. Yani bu esas suret şey değil mi? O deminki soruda, yani alem bakide suretler alınıyor. Fotoğraf konusu. Niye suretler alınıyor? Ne işe yarayacak? Niye Cenab-ı Hak alınıyor? Şahitlik var gibi aklıma geliyor benim. Allah canibinden ne işe yarayacak yani diyelim? Kabaca. Yani senin itiraz etmeni engelleyecek denilebilir belki. Böyle tamam. Yani kim kime itiraz edecek? Yani o suretlerin bir Cenab-ı Allah'ın o hakikatlere bağladığı, o mahiyetlere bağladığı suretlere de o kadar ehemmiyet veriyor ki muhafaza ediyor. Niye acaba? Yani alem bekada manzaralar olur falan diyor. Orada şimdi, mesela falan. Çocuğumuzun fotoğrafını çekiyoruz. Benim çocuğum var, birisi 4 yaşında. Ben her yaşının fotoğrafına bakıyorum. Her sureti ayrı bir güzel.
Dörtte bir tane çocuğum var ama her surede ayrı güzel yani. Şunat'a belki bakalım. Bir şey olabilir. O Şunat'ta yani her bir, aslında o da bir vücut. Değil mi? Vücut mertebesi oluyor, öyle değil mi abi? Yani bizim her anımız, o kayyumiyetteki belki, her anda her bir aslında bir vücut çıkıyor yani. O yani o belki sonsuzluk öyle oluyor. Her anda yeni vücutlar, suretlerimiz gidiyor yani. Az önceki yemek yeme, işte çay, sabah kahvaltıdaki durumumuzdan şu an farklıyız. Suretlerimiz yok şu an, değişti yani. O suretler hep kaydedildi. Yani vücudu haricinin yani, haricindeki bir sürü vücut mertebesine masaliyetin ifadesi aslında o suretlerin. Vücudu hariciye çıkıp ondan sonra kaydediliyor. Aslında vücut çıkmış olmuyor mu? Vücudu ilmiye mi gidiyor tekrar? Vücudu ilmiye oluyor. Hariciye çıkıyor, o kaydedilmek sonra ilmiye başka vücutlar abi. Kaydedilmek dediğimiz şey de başka vücutlara masaliyet. Vücudu ilmiye gidiyor değil mi sonradan? Vücudu ilmiye ama vücut kazanıyor. Canlı vücudu ilmiye. Hayatlar. Evet. Canlı elvar kaderiyeden anılır diyor mesela. Yani bir şeyden çok şeyler arz etmek gibi bir şey oluyor. Yani bu suretin yani oradan bir yere gidiliyor aslında da hani diye düşünüyorum şimdi. Bu kadar çok kaydedilip bu kadar zengin bir şekilde bir fabrika, yani dehşet bir fabrika devamlı şey kayıt, vücut üretiliyor yani. Mukadderat hayatiye diyor ya abi. Serpeşte hayatiye tabir edilen diyor. O şeyde filan var da. O film şeritlerine takmak. Yani orada böyle suretin yani hani bu şeyinde bir varacağımız abi, bir yer, bir şey. Şöyle bir şey oluyor mu abi? Şimdi hani takdir etmek şeyle kalıba bakıyor ya. O kalıptan çıkan o şeyin kalıbın suretidir. Buradakiler suret olup tekrar o kalıba gidiyor gibi bakılabilir. Yani o kalıptan çıkanlar burada suret. Yani hani canlı elvar kadireden anılır diyor ya. Yani aslında zaten ilme ezeli de var. Buradakiler o ilme ezeldekinin suretleri. Belki o cihet sana yardımcı olur bilmem. Yani şeyin bir suret varsa ortada kalıp olduğunu gösterir. Asıl olduğunu gösterir yani. O da kaderle yapılanır yani. Asıl oluyor, ondan nesli oluyor. Yani bir cihette de ben şöyle düşünüyorum abi, bu manzaraların, söylediğiniz manzaraların bekaya kaldırılacağına bir işaret olabilir yani, bir iz, bir emare, evet. Bir mahiyeti itibari olarak yani. Evet. Suret, manayı ispat eden, mananın üzerinde sabit olduğu şey, benzer tarif daha önce de geçmişti. Suretin bir hususiyeti manasında şöyle düşünebiliriz. Külli manada sureti düşündüğümüzde bütün zamanları içine almaya kabil. Kabiliyet olarak her zamana uyuyor. Yani belki alemi mümkinattan olmasının bir izahı bu ifade. Hadsiz delaili barındırıyor suret. Ha bu nereden geldim onu da ifade edeyim de. Bütün zamanları suret içine almaya kabildir. 10. sözdeki suretler var ya, o suretlerin içerisinde bizi zamandan zamana götürüyor. Bugün diyor Nevruz-u Sultani diyor. Bugünün haricinde günler de var. Bugün Nevruz-u Sultani. Mesela maziye müstakbele seyahat edeceğiz diyor. Şimdi döneceğiz diyor. Zaman içinde, mekan içinde atlamalar var. Bu suretin içinde gerçekleşiyor bunlar. Suretlerin içinde. Suretin bir hususiyeti şu, kuvveti de hamil suretler. Tazammun ediyor veya zi kuvvettirler. Sözler 57'den böyle bir mana anlaşılmış. Bu şeyden kaynaklanan bir şey mi? Dağılmasını önleyen bir şey mi o kuvvet? Nasıl abi? O yani. Dağılmasını önleyen bir şey mi? Çünkü suret bir cihetten bir terkip var surette. Evet. O kuvvet şekil var. Olmazsa eğer belki kayyumiyet noktasını dağılacak gibi. O suret de durmaz. Belki o noktadan düşünülebilir, doğrudur. Evet. Suretlerin mukabilinde hakikatler bulunur. Mahiyetler mi bulunur desek daha doğrudur, hakikatler bulunur desek ne kadar doğru olur. Suret mahiyet zaten hakikatin tezahürüne şey oluyor, zemin oluyor. Suretler hakikatleri kabul ederler. Kabil olmak noktasında.
Farklı bir tarif şöyle, Sözler 66'dan gelmiş. Suret, şey adını taşıyan, her şeye giydirilen libasın adıdır. Bir yani, libas giydiriliyor. Mahiyeti mi? Şey değil mi mahiyetini? Sureti var. Harice bakan tarafı. Zahiri. İsmi zahir noktasında veya nasıl denir bilmiyorum. Suret, mahiyete göre şekillenir, şekil alır, mahiyeti gösterir. Ondan sonra şey adına hamil, şey diye geçiyor. Şey neyse o, her şeye giydirilen libasın adı. Yani şey, kamet, bir de şey var, libas var kamete göre. Hakikate göre. O libasa şey olmuyor. Deniyor. Mahiyeti de var ama hakikatlara adedince suretler olmuyor mu? Oluyor. O zaman suret hakikatlara giydiriliyor ama mahiyetini değiştirmeden bir mahiyete bakarak hakikatlara suret, yani suretler hakikata giyiyor ama mahiyete bakarak desek daha doğru değil mi? Suret mahiyete. O zaman her şey sureti mi var? Sureti olmayan hiçbir şey yok mu yani? Gördüğümüz, baktığımız her şey suret. Suretin arkası var, arkası var, arkası var. O arkalarındaki şeyler, içlerindeki şeyler, onlar da birer suret. Şey yaptın mı abi, kainatta nereye kadar çıkıyor şecevi katta suret, öyle bir tespit var mı? O konuda tereddütlerim var. Çok net bir şeyi göremedim veya nakıs nazarımdan anlayamadım. Abi. Fakat mesela Miraç da bir suret diyor. Miraç için de mi? Miraç için de bir suret diyor. O Hayt-i İttisal'in sureti Miraç'tır diyor. Mesela abi, şimdi buradaki bu sureti abi. Derken bu suret... Nereye kadar, arşa kadar mı karşılığı var, yoksa kabı kavseyine kadar çıkacak mı çıkmayacak mı? Mesela şey ismine hamil demişiz. Şey deyince her şey gidiyor. İşte şimdi o şeyle eşya arasında bir fark tespit etmiştik. Biri zahir, ha. Birisi batın. Ha işte o tespitler lazım bu araları açmak değil için. Niye abi? İşte şeyde işaret edeceğiz bir ifade var. Eşyaların şeylerine diyor. O zaman şeylerin şeyleri olur çoğu olsa. Yani ama bu biraz zahir zorlamak olmuyor. Şey eşya, şeyin çoğulu şimdi. Nur var, en var ayrı, nur ayrı mı diyeceğiz o zaman? Ama yani şöyle, o zaman nurların en varına dememesi lazım. Öyle bir kelime geçmiyor yani. Şey zaten çok şey bir kelime. şey bir kelime, evet. Yani çoğulu değil dersen o da anlarım yani. Eşya şeyin çoğulu değil de başka bir yere geliyorsa olur. Ya dil bilgisi manasında eşya şeyin çoğulu. Usta mesela şey diyor. Ama eşya kullandığı bazı yerlerde eşya kullandığı bazı yerler melekût cihetine bakıyor. Onu ifade etmek istiyorum. Yani. Çoğul geçiyordu. Değil yani. Çoğul manası yok. Çoğul manasında da kullandığı yerler var abi. Evet. Şeye baktın mı? Badıların tercümesinde nasıl? Oraya da baktık ya, geçen buradaydınız işte. Buradan mıydık? Beraber miydik? Tabii beraber miydik. Ne oldu? Bulduk muyduk? İşte böyle bir mana çıkmıştı abi. Onda farklıydı hatırlarsan ya. Farklı orada ama eşyanın şeylerine demiyor orada. Başka bir şey diyordu. Ha, yani. Başka bir şey diyordu. O zaman şu var. Şeylerine diyor abi. Burada yani o tercümede bir şey olabilir yani. Tercüme yorum. Çünkü Badılar'daki kelime tercümesi daha çok. Öbürsü daha mana tercümesi yapmış. Abdülmecit abi. Tabi üstad görmüş. O da bilmiyoruz ama. Evet. Yani ne kadar şey neşre etmek lazım. Şey de abi. Yani üstadın tahsiyinden geçince bilmiyorum ne olur. Badıllı abi de ağaçtan katkıları var abi bazı. Ha. 17. Var mı? Şey var. Değişti yani abi. Mesela Arapçasında yok. Hmm. Geçen Hasan bir meseleye kafam takıldı. Şey, suretler yani. Daire-i ilimde. Daire-i ilimde. Daire suretler, vücud-i ilmi. Galiba daire-i ilimde oluyor yani. Bir de şeyde evet. 24. mektupta yine geçiyor. Hüviyeti misaliyesi ve sureti ve mahiyeti diye, yani acaba bu kelimeler birbirine mi bakıyor? Hüviyet de var, bir de hüviyet. Hüviyet var, evet. Hüviyet evet, misaliyesi. Şeyde gelecek, surette onunla ilgili tarifler de gelecek. Yani aslında tariflerin hepsini bir okuyup ondan sonra mütalaa etsek daha şey olur da. Aklıma geldi. Diğer şeyi dersten sonra bir soru abi anlatayım. Tamam. Badıllı abi ekleme. Badıllı abi deyince büyük Mesnevi'ye koymuştu Badıllı abi. Yeni baskılar da var mıdır, neresindedir bilmiyorum. Kızıl İcaz'da üstadım şöyle bir ifadesi var. Ve inmin şeyin ilahi sebbürü bihamdih ayetini tarif ederken
şey adına layık olan her şey hayattardır ve hayatın evsafını taşır diyordu orada. Öyle bir ifade vardı. Yani Arapçada yok mu öyle bir eklemiş dedi ya. İlla yusebbihu bihan. Ha. Eklemiş ha. Arapçada yok. Eklemiş derken açmış yani. İçinde açmış bir numuneler koymuş. Aynı şey şeyde de var. zor şey. Zor şey. Abdülmecid abininkinde de var. Arapçada yok, kendisi koymuş bir mana. Abdülmecid abi zaten o yani, genel hattıyla öyle, o hakim var. Olan şey o zaten. Onda o hakim, doğru. Şimdi konuyu değiştirmemek noktasında anlatmayayım. Bir bariz bir misal vardı. Dersten sonra bir bakarız inşallah. Evet. Evet, suret mahluktur. Suret verilen vücuttur. Sözler 66. Ondan sonra suret nakkaş-ı ezeliğinin yazılarının zeminidir. Ahsen-i suret üzere yazar diyor. Nakkaş-ı ezeli suret zemininde yazıyor. Hem zemin hem de şey mahluk. Hem de o yazıların kendileridir demişim, soru işareti koymuşum. Evet. Suret mahiyete göre şekillenir, şekil alır, o halde mahiyeti gösterir. Sözler 139-435. Perde arkasındaki, tarif olarak konuşmuşum, yani gayttaki diğer ifadeyle, perde arkasındaki şeyi gösteren, perde üzerindeki tersim veya tasvir manasında sureti kullanmış. Sözler 140'ta, sözler 435'te. Numuneleri var. Gaybi vücutlar dahi birer şekil ve surettir. Bulunulan yere ve noktayı nazara göre suretler başka başka olur. Evet, bunun çok acayip bariz misallerini veriyor. Yani aynı yere bakıyorlar ama şey noktayı nazar değişti mi suret de değişmiş oluyor. Canavar suretinde görür diyor. Mesela 8. söz, dostları, ahbapları, güzel ziyafet, suret başka gözüküyor. Orada var mı öyle bir şey? Yok. Nerede var mı? O zam. Değil mi o suret? İşte onun nazar. O noktayı nazarına nazar. Göre ona bir suret giydiriliyor. Nazar burada. Nazar yani. Yani küfür, gibi. Hani, nazarında pek fena bir memleket nazarında. Düşmüş. Nazarında. Evet. Aynı memlekettir herhalde. Ama öyle bir suret var mı? Yok. Yani nazarın gördüğü şeye suret diyoruz ya, onun nazarında o suretle o şey tahakkuk ediyor, harice çıkıyor veya yani, tezahür ediyor. Şey değil yani. Yani o suret bizim suret mi aradığımız, yoksa öyle bir kelimenin başka bir kullanımı olabilir mi? Evet. Zaten şumun içinde görünen kısmı manasında oluyor abi. O karşıdakine görünen kısmı manasında oluyor. O onu öyle görüyor, o da öyle görüyor. İkisi de suret. Yani ama o sureti normalde hani vücudu ilmileri olan veyahut da vücudu haricileri olan ötekilerin de var suretleri. Onların haricinde de var abi. Yani mutlak değer gibi düşünelim. Mutlak. Mutlak değer de artıya eksiye bakılmıyor yani. Onun şeyi çok geniş olmasından hani dedin ya zor. Hani bunu böyle bir kenara kıstırmayınca şey etmek zor şimdi yani. Çok dağılıyor. Yani, sabun gibi kayıyor abi. Yani çünkü mesela işte o suret ne suret? Bizim aradığımız, bizim işimizin yani uğraştığımız suret mi? Belki sanki değilmiş gibi geldi bana şimdi böyle deyince. Ya antrenman yapıyoruz abi ya. Bu şey işte yani müzakere yani. Ha ben de onu diyorum işte. Daha ben çünkü %1'ini itmam edemedim yani kendime. Evet, şöyle bir sual ve cevap var. Tarif sadedinde düşmüşüm. Sözler 243'ten mana. Suretlerin yaratılmasının bir hikmeti. Niye yaratılmışlar? Veya Cenab-ı Allah bunu yaratıp ne şekilde kullanıyor? Maksadına müteallik bir ifade. Direkt hakikate girilmiyor. Her şey suret arkasında, suret arkasında geliyor. Doğrudan yüzleşmek vurgun yedirir, fıtrata muhalif diye cümle düşmüşüm. Nereden geliyor bu? Fikri avamı taciz edip yormayacak bir sureti basitane-i zahiranede demesinden. Yani suret bu noktadan bakıldığında bir şey, bağlantı yolu, bir koridor. Bir de perde olmuş oluyor. Veya perde. Yani kemanı direkt göre. Bağlamıyorsun. Araya bir trafo koyuyor. Evet.
İki demirin arasında şey koyarlar ya böyle, adı aklıma gelmedi, arabalarda olur. Neyse. Evet. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Beyanat-ı Furkaniyesi'nin tasvir ve suret vermesi. Hakikat-ı mümkinat dairesine taalluk ettiğinden. Hakikat-ı mümkinatın uzanıp gittiği her yere ve zamana suret dahi şamildir. Evet. Sözler 140. Son kısmı bir daha söyle. Hakikat ve... Bir daha okuyayım. Tam şey yapamadım, vurgulama. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın ve Beyanat-ı Kur'aniyesinin tasvir ve suret vermesi hakikat-ı mümkinat dairesine taalluk ettiğinden hakikat-ı mümkinatın uzanıp gittiği her yere ve zamana suret dahi şamildir. Diye bir ifade. Hakikat-ı Kur'aniyenin gittiği... Hakikat-ı mümkinat. Hakikat-ı mümkinatı Kur'an anlatırken tasvir ve suretle anlatıyor ya. Evet abi. Dolayısıyla o noktadan baktığımız zaman hakikat-ı mümkinatın gittiği her yere bu surette şamil olmuş oluyor. Bir tarafı böyle. Evet. Suretten hakikate geçmek, tılsım-ı kainatı ve muamma-i hilkati keşif ve fethetmek demektir. Sözler 140. O da işte şey, enenin mahiyeti olabilir. Yani nefsinin mahiyetini alakalı şeyler isteyenler mi diyor? Evet. Su-i ihtiyarla giyilen suret, vazife-i fıtrata zıt bir suret libasıdır. Bazen bir şey su-i ihtiyarla farklı surete giriyor, giyiliyor. Vazife-i fıtrata zıt suretler de ortaya çıkabiliyor. Yani suret acayip şey, şumurlu bir şey. Nereden? İyisi kötüsü. Sözler 231 demişim ama cümleyi veya kelime işaretini yazmamışım şimdi. Şu anda söyleyemeyeceğim. Anladıklarımı not aldım. Zaman zaman farklı halet-i ruhiyeler içerisinde. Şimdi biraz sonra bir yer gelecek. Kendim yazmışım. Hala ne demek istediğimi bilmiyorum yani. Hangi alette yazdım veya nereyi kaynak aldım onu da yazmamışım. Şuraya yazacağım. Oraya ulaşabilirsek nasıl olursa size soracağım burada ne yazıyor dediğim diye. Niye yazmışım ben ya? Nazmi'nin analizini çıkarttı Murat abi için. Mevzu biraz zor abi ya kadın. Yani çok geniş. Çok geniş. Yani bir şey. Normal kaç 2500 mi dedin? Normalde 2700 kaç tane küsur madde var abi. Yok, külliyatta kaç adet suret geçiyor? Var mı? Toplayalım olur. Şu şeyde toplamalarda 2700 külliyattan toplanmış da tabii Latince külliyattan toplanmış. Tabi suret kelimesinin farklı kullanılışları da dahil. Yani sonuçta böyle 2700'e de bakmak lazım. 2700 küsur yani. Değil hepsine suretiyle bakıp tekrar bir bakmak lazım yani şöyle bir şey meydana geldikten sonra. Devam ediyorum biraz hızlı geçeyim. Suretin ziyneti, güzelliği ve hüsnü sanatı sanatkarındaki ehemmiyetli irade-i tahsin ve kuvvetli talep-i tezyine. O dahi saniyedeki ulvi muhabbet ve masnuatında ishal ettiği kemalat sanatına olan kutsi rağbetinin vücudunu gösterir. Bak suretten nereye intikal ediliyor? Hmm. Surete bakıyorsun. Surette sanatkardaki ehemmiyetli irade-i tahsin ve tezyin gözüküyor. İlahir arkaya geçiliyor. Yani yol olması, giriş olması bir çeşit giriş kapısıdır diye ifade edebiliriz. Suret imtiyazın da aynasıdır. Sözler 236. Suret, fotoğraflanmaya kabil olduğu gibi celbe dahi kabildir. Surete ait bir hususiyet. Fotoğraflanmaya kabil olduğu gibi yani alınmaya, kaydedilmeye celbe de kabilmiş. Celbi suretten çıkan bir mana. Celbi suret, suretin kaydedilip muhafaza alındığı yer ve mevki ile irtibat ile hasıl olabilir. O halde her suret her yerde bulunabilir ve kabilecek olabilir. Aynen. Sözler 258, yine sözler 58. Bir de bu husus teşvik olunmuştur Kur'an'da. Suret ulum ve fünunu da gösterir. 264 sözler. Ulum ve fünunu da suret gösterir. Suret arkasındaki hissiyatın müşiridir, göstergesidir. Suret bir gömlektir, bir hulledir ki her şeyin kâmetine göre biçilmiştir. Suret, esmanın inkişafıdır. Böyle bir mana yazmışım.
Kaç tane bu? Bir sureti almak, ona müteallik esmaya masaliyeti münkeşifedir. Sözler 318. Bir sureti almak demek, o surete girmek, o vaziyete girmek, ona müteallik olan esmaya masariyet-i münkeşife oluyor. Yani o esma, o surette zahir oluyor. Masariyet, zahir olmak, zuhur etmek. O surette keşfediliyor esma. Efendim? O suret üzerinde esma keşfediliyor. Evet, keşfediliyor, görülüyor. O suretle görüldüğünün ispatı oluyor. Esmanın tezahürü. Ondan sonra. Sureti isteyen, sureti isteyen, her şeyin feyyaz-ı mutlaktan lisana istidatla birer talebidir. Yani her şeyi o sureti istiyor, talep etmiş oluyor. Lisan-ı istidatla feyyaz-ı mutlaktan birer talep. O talep suretinin vücudunu iktiza ediyor, istiyor. Sözler 318. Bu Esma-i İlahi'nin ister mi diyor değil mi? Her bir şekilde bulma evet. Bize şey var. Evet. Eşhü nema var. Her yerde göstereyim, bayrağını dalgalandırayım. Bu eşittir suret diyorsun aslında, suretiyle. O sureti istiyor. Aslında o mahiyetinde var. İstiyor ki o suret de verilsin, orada da o şekilde de gözüksün. Yani aynı kat farklı suretlerde şey olacak ya, istidat lisanında bu böyle niyet gibi, niyet olarak yazılmış. O dua bir suret talebi olmuş oluyor, sureti isteyen şey olmuş oluyor. Ondan sonra yine sözler 336'da şöyle bir mana, suret esmanın bir cilvesi. Külliyet, cüziyet, zilliyet, asliyet itibarıyla başka başka olur demişim. Suret esmanın muhtelif miktarlarda, miktar kelimesini kullanmışım, karışımından dikilmiş ve giyilen bir libastır. Sözler 338. Evet. Şu cümleden şöyle bir mana gelmiş. Ünlem ve soru işareti koymuşum yanına. Size de okuyorum. Siz de nasıl görüyorsunuz? Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ibaresinden. Esmanın zemini sıfatlardır. Sıfat harice çıkıp suret şeklini alacak esmayı tayin eder. Sözler 339'da böyle bir olan bir mana gelmiş. Esmanın zemini sıfatlardır. Suret yazmıyor ama sen onu rengi suret dedin, öyle mi? Senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir. Daha belki gerisinde suret geçiyor olabilir. Buraya o kadarını yazmışım. Şu anda tam o şey noktayı hatırlamıyorum da netice i̇şte olarak şu çıkmış. Sen rengi suret olarak düşünüyorsun. Belki öyle de düşünmüş olabilirim. Sözler 339 diyor. Açıyor abi. Şey, sözler şu mu? Bir söz ikinci damla geçenler. Evet. Sizin ihtisas sağlarınız çoğunuzun. Ben bunları toplamadan okuduğum için bu cümleyi bir daha okur musunuz abi? Ondan yerinden arıyor abi şimdi. Sıfatların rengi. Belki senin sıfatlarının renkleri ona bir renk verir ve kesafetli dürbünün bir suret takar. Kesafetli ve dürbünün bir suret takar. Kesafetli dürbünün bir suret takar ve kayıtlı kabiliyetin bir kayıt altına alır. Burada sureti tapsın kim abi? Kesafetli dürbünün. Kimi? Senin. Yani bak o şeye de o adamı işte katre bak. Hakikatte canavar mı? Niye canavar suretinde görüyor? Kesafetli dürbünün takıyor sureti şeye. Demek ki şeyin cevabı oldu bu. Yani sen o surette şey yapıyorsun. Senin dürbünün o sureti ona. Peki o nereden geldi? Kaynağı ne olanı? Var yani mı vücudu? Dur, niye? Var. Yok, niye diyorum? Çünkü yani küfrün bir şeyi yok ki, hakikati yok diyoruz. Yani bir şeyi yok. Mesela hani küfrün yani bizim zannımızda var ya, vücudu evet. Yok. Olmayan bir şey aslında ama biz zanla yapmıyoruz değil mi? Hani hakikatta öyle bir şey yok, her şey güzel.
hiçbir şey yok, boşluk yok. Ama biz o, onun da ona has bir şeyi var abi. Veyahut da o işte aslında aslanı veyahut da o işte atı başka şekilde görüyoruz. Onu aynı şeyi farklı gördüren şey ne ve o hakikaten öyle gözüküyor mu? Öyle değil ki, gerçekte aslında at işte, neyse neydi örnek diyebilirim. Gerçekte mesela, at olduğunu bilemezsin. Gerçekte yani, esma o. Her şeye kabil tabii tamam, ki ama yani sureti farklı. Papatya'da beyaz, patlıcanda mor gözüküyor. Aynı onun gibi o adama da... Yani o da o da var mı yani o zaman? O, var tabii, o da vardır. Var. Ama işte onun için ben sordum. Acaba senin sorduğun manadan acaba Cenab-ı Hak mı ona o sureti veriyor? Anlaşılıyor. Buradaki manadan o sureti verenin o adamın kesafetli dürbünü olduğu anlaşılıyor. Yani eğer küfüre ve ademe ise onun vücudu haricisi veya bir şekilde olmaması iş karışır o zaman. Öyle değil mi? Yani o, ben onu farklı şekilde görüyorum. Olmayan bir şey. Ademi vücut abi. Veyahut da şirk var mı mesela? Şirk var mıdır? Onun da vücudu var. Yani. Sen öyle geldiğinde diyor. Bir vücudu var. Şirk var mı? Suretinde görüyorum. Şirk nerede var? Zanda var. Zanda var. Vücudu haricisi zanda var mı? Yok. Tamam. O da vehmi bir vücudu. Bundan paralel bir şey olması lazım o dediğin yani şey. Zanları, o zaman şöyle diyeceksin. Zanları surete çeviren bir mekanizma var o zaman insanda. Zanları aksediyor yani, suret oluyor. Yani orada sanki... Tahayyül ve tasavvur, tahayyülden tasavvura geçerken suretleniyor gibi anlıyorum ben buradaki şeyi. İkisinin de abi, esas biçen tahayyül ama tasavvurda da şey var. Şekil veriyor şekil işte. Şekil var yani. İtikad-ı kalbisine gösterir diyor ya. İtikad-ı kalbisine gösterir. Nefs-ül emre uymuyor fakat bir vücudi mertebesi var abi. Bizim ihtiyarımız karıştığı için boyalanıyor yani. Boyanarak Cenab-ı Hakk'a sure şeklinde takdim ediliyor. Boyalanıyor. Şuurlu biri bakmaksızın kainatta suret hakikati hangi boyutta da olabilir acaba? Hani hem melekleri, insanları ve Cenab-ı Hakk'ın nazarı olmasa, kainatı müstakil olarak düşünelim. O suret boyutu nasıldır? Çünkü kainat bakma. Şu an ben mikroskopla baksam buraya suret kalkıyor tamamen buradaki şekiller. Sadece zerreler hareket ediyor. Daha da aşağıdan bakınca o boyutta sürekli bir şey gibi, elektromanyetik dalgalar var gibi. İşin yani nefsül emirdeki taraftaki yani şuuru işin içine katmazsak eğer, kainat nefsül emirde nasıl acaba suret olarak? Var mı hatta? Yok yani sonra Cenab-ı Hak bakmasa dedin de öyle bir... Yok yani öyle bir şey olmaz zaten de hani... Nefsül emirde yani bir şuurlu bir varlık bakmaksızın. Kainat nasıl? Şimdi tek yani fiziksel olarak bakmıyorsan yok yani. Şuur yoksa, şuurun bakışı yoksa teknik olarak yok. Ben orada kesifli dürbüne şey oldum. Kesifli dürbün ne demek? Nefsül emirde yok mu o zaman? Dürbün kesifli. Kesafetli. Nasıl? Dürbün kesafetli değil mi? Karıştırıyor yani. Ya tam yani mercekte bir renk var veya mercekte bir pislik var, bir boya var. Renkli göre yani. Asliyetini bozuyor. Eleştiriyor o zaman, kesafet bozuyor yani. Derken bir eleştiri de olur. Yani. Yani bunun tabii çok değişik manaları olur yani. Çok değişik tezahürler olur. İçini göstermiyor yani. Sadece dışını gösteriyor. Evet, neyse. Nerede kaldık? Suret mucizenin zeminidir. Sözler 368. Mahluk olan her şey mucizedir. Suret mucizenin zeminidir. Suret noktaları tazamın ediyor. Fatır Hakim'in fetih ve bahsettiği şeylerin zeminidir. Suret inkılaba kabildir. Değişebilir yani, değişmeye kabil. Suret mana ve hakikati ifade ediyor, ifade edildiği zemin. Suret bir lisandır. Zikir ve neşir gibi vazifeleri ifa ediyor, sayfaları tazammun ediyor. Çok acayip şumurlu bir hakikat yani işte. Suret mahvolmaya kabil, fakat hakikat ölmüyor. Bir farkı böyle. Suret değişebiliyor, tagayır, tebettür. Fakat hakikat ölmüyor. Suret ziyade ve noksan noktasında hakikatle makusen mütenasiptir. Sözler 533. Suret eskileşir, inceleşir, parçalanır, hakikat ölmez. Suret kalınlaştır, hakikat incelir. Ahirete ait suretler ebedidir. Sözler 533. Evet, bazı çıkardığım manalarda münafat var gibi gözüküyor. Şey, ihatalı bakamamaktan veya
ikisi de doğrudur. Şeyi görmek lazım. Noktayı nazarı iyi tespit edebilmek lazım. Suretler mutlak ve muhit olamaz, muayyen hudutlu olurlar. Hakikat mutlak olabiliyor. Her şekle girebiliyor, her şeye dönmeye kabil olabiliyor. Ama suretler onun muayyen bir şeyini, yani belli bir çerçevedeki bir kısmını tarif edip gösterebiliyorlar. Yani yüzünde? Bir yüz diyebiliriz ona, bir vecih, yüz o manada. Suret, mutlak ve muhit hakikatleri anlamaya bir basamak olabilir. Önemli bir şey bence bu. Evet. Mutlak ve muhit hakikatleri suret basamağıyla geçip anlayabiliyoruz. Evet. Ona bir şey olabiliyor, vesile olabiliyor. Nerede geçiyor? Sözler 539'a atıf yapmışım. Bu kainat, mesela Enel Risalesi'nde de enaniyetten şey yapıyor. Mutlak ve muhit bir hakikati anlamak için bize enel verilmiş ya. Aslında yani... Yani kainatta mutlak bir muhit bir hakikat mı var? Biz ona suret takıyoruz. Biz bakarak. Enin sonları mı? Yani acaba? 539. Ama o sureti ne? O kainat da bir suret. Ama kainat bir suret. Yani nefsimizin kainat suret mi? Öyle değil mi? Evet. Yoksa bir şey gibi mi? Yani batına doğru geçtiğimizde dalgadan ibaret kainat. Sürekli dalgalanmalar var, elektromanyetik dalgalanmalar. O noktada hiç suret yok. İpek mesela şey gibi, yani şu an ben buraya... O da suret. O da suret. O da suret. O da suret yani. Suret de... Ama suretlikten yavaş yavaş şey yapıyor yani. Doğru suretten çıkamazsın o şekilde. Suretini örnekleyerek suretten çıkamazsın bence. Ama belli bir seviyeden sonra maddeden, madde arkası, atom altı dediği şey seviyeye giriyor, enerji boyutu. Gene suret, gelsen de suret. İşte enerji... Evet. Yani biraz daha diğer cümleden bir birleştirerek bakalım abi. Arka planda suali aktif tutalım. Ondan sonra o çalışmaya devam etsin. Şeyi gelince tutar. Demin okuduğun yer 539 demiş değil mi abi? Yoksa abi o cümle bir daha okuyorum. Senin istiracıymış gibi oldu. Yani suret, mutlak ve muhit hakikatleri anlamaya bir basamak olabilir. 539 sözlere atıf. Orada suret iş verildi yani şu anda. 539 kazan mı geçmiyor suret? Dur diyoruz, emin değiliz. Yok, geçiyor da. Yani benim istikracım da olabilir, doğru da olabilir, yanlış da olabilir, bilmiyorum. O da en iyi anlatıyor çünkü. Bak, bir şekilde bir bağlantı kurmuşum da. Bak, onu söyle. Kuvve-i Dafiye dalında adil hakimleri melek gibi melekler meyvesini veren. İşte, o da arasın. Ve Kuvve-i Cazibe dalında hüsnü siret. Ve İsmet'te cemal-i suret. Burası mı abi? Burası mı? Başta olacak. Ama suret geçiyor benim. Onun için yaptığım. 539 dedi abi. Suret tayin edilmez diyor ya. Orada bir şey görmüşsünüzdür. Bir suret, ha, bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez. Hükmedilmez. Tamam, doğru. Suret tayin edilmez. Bir okuyayım da. 539'daki bu. Az geriden alır mısın abi onu? 539 mu? He. Alayım. İşte Diyanet silsilesine itaat etmeyen silsile-i felsefe ki bir şecere-i zakkum suretini alıp şirk ve dalalet zulümatını etrafına dağıtır. Hatta kuvve-i akliye dalında dehrün, maddiyün, tabiyün meyvelerdir. Ama şey. O sayfa yanlış 536 galiba. 536. Suret tayin etmez dedi ya abi. Orayı bir okur musun az geriden? Niçin Cenab-ı Hakk'ın sıfat ve esmasının marifeti enaniyette bağlıdır diyor. El cevap çünkü mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için. Benim sormak istediğim buydu. Yani kainat esma tecellisi itibariyle mutlak ve muhit noktada sureti var mı yok mu acaba? Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için. Yani ta özde aslında bir suret yok gibi yani. Ha, ona bir şekil verilmez. Bak, önce bir şekil olması gerekiyor. Ondan sonra üstüne bir suret diyor. Hı-hı. Bak, şekil, üstüne suret. Hı-hı. Suret. Ona bir şekil verilmez. Niye? Mutlak ve muhit bir şeyin hududu ve nihayeti olmadığı için olmadı. Şekli de yok. Şekli olması gerekiyor, suret olması için diye buradan işte, anlaşılıyor. Devam ediyor. Suret mahdut oluyor, muayyen oluyor. Hakikat ise mutlak ve muhit oluyor. Yani bu, senin söylediğin işin şeyine doğru, mahiyetine doğru. Hani suret incelir, hakikat kalınlaşır. Meselesi gibi abi. Hı hı. Sözler kaç orası abi? 536 abi. Ona bir şekil verilmez ve üstüne bir suret ve bir tayin vermek için hükmedilmez.
mahiyeti ne olduğu anlaşılmaz diyor. Evet. Evet. Mesela, mesela zulmetsiz daimi bir ziya. Bilinmez ve hissedilmez. Niye? Şekil yok denilebilir belki. Ne vakit? Hakiki veya vehmi bir karanlık. Ha, zıt giriyor devreye. Bir ile bir hat çekilse. Yani hat konduğu zaman muhit ve ne diyor? Anlaşılmıyor. Mutlak ve muhitlikten çıktığı zaman, zıttı müdahale ettiği zaman yani, zıttı müdahale ettiği zaman biliniyor, o vakit bilinir. İşte Cenab-ı Hakk'ın ilim ve kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve esması muhit, hudutsuz, şeriksiz olduğu için onlara hükmedilmez ve ne oldukları bilinmez ve hissolunmaz. Öyleyse hakiki nihayet ve hadleri olmadığından farazi ve vehmi bir haddi çizmek lazım geliyor. Aslında had suret manasında geliyor. Onu da enaniyet yapar. Yok. Had suret had, gibi anlaşılıyor. Had çizdiğin zaman abi ona bir şey veriyor. Suretleştirme şey geliyor yani. Şekil şey oluyor abi. O şeklin üstüne orada gidiyor. Suret yaratılıyor yani. O şeklin üstüne yaratılan suret. Yani önce bir şekil olması lazım. Paragraf çekmiyorsun. Evet. Biraz daha indirelim şeye. Şu, mesela meridyenler abi değil mi? Dünyanın üzerinde yok, öyle daha, çizgiler yok. Surete nasıl geçeceksin orada? Surete gelelim yani şunu tatbik edelim. Mutlak muhit bir hakikat şekil verilmeden, suret yapılmadan anlaşılmaz dedi ya. Hı hı. Bunu yapan ne? Enen bir şekil hat çiziyor. Enen'in bu hat çizmesinden sonra evet. Suretler mi bu işi algılamayı kolaylaştırıcı şeyler? Yani bir şey çıkıyor. Suret orada rol alacak mı bu şeyler, mevzuda? Abi zarf mazruf noktasında bakarsak baktığın yere göre hem doğru hem yanlış olabilir o ifade. Yani suretler yapıyordur veya sureti sen yapıyorsundur. Yok, yani burada mutlak muhiti belirlemek suretlerle oluyor diyeceğiz galiba. Bunu da ene yapıyor diyeceğiz, diyebilir miyiz mesela? Ene hattı koyuyor. Ene'nin rolü o yani, o şeyi koyuyor. Ene devreye giriyor. Suretler, o hatleri için bir basamak gibi bir şeymişti. O senin dediğini yakalamaya çalışıyor. Yani o zaman suretin bir şeyi olacak, fonksiyon çıkacak yani. Parçalıyoruz ya, bütünsel belkatı parçalara ayırıyoruz, bireyselleştiriyoruz her birini. O zaman birbirinin de şeyini anlayabiliyoruz o zaman, ilişkisini. Ama kânat aslında bir... Bütün. Bütün ve sürekli dalga dalga oluşuyor yani ama böyle değil. Mesela şey gibi düşünelim abi. Normal mikroskopik bakışta baksam buraya ben zerrelerden ibaret. Ama normal şu an gözümle baktığım zaman hakikat parçalandı mesela yani masa orada. İşte burada halı var. Aslında ama işin hakikatinde ne olduğu da meçhul yani. Esma diyeceksin. Evet, o zaman ehadiyetin bir şeyi aslında. Tecellisi. Ehadiyetin ürünü. Öyle mi? Yani onda şey yapıyor. Evet evet, o tarafta da yani öyle bir şey çıkıyor. Teyze senin anlattığın vahdetle göremezsin yani. Neyi göreceksin yani? Onlara karışman lazım. Bunu ehadiyeti de gösterebilmek için suretlerle biz şey yapıyoruz. Bir yakalıyoruz. Yakalamak için aynen, basamaklar aynen. Ne dedin sen? Öyle bir şeye benziyor sanki. Suretin öyle bir fonksiyonu var yani. Şey diyor ya, an hayalat ikidame evliyast. Aksi mehruyanı bostan okudast. Hayali kullanarak mesela hakikati, mutlak hakikati yakalıyor. Şu alanda 8. sayfa mıydı? Yani hayaller diyor evliyaların kullandığı tuzaktır ki diyor, onunla mehruyanı yani yarını, sevgilisini şey yapar, bulur, yakalar, tutar. Hudanın bostanı olur gibi. Yani enen bahsesine geçiyor abi. Yani bu diyor benim mülkümdür yani, mülk meselesinde. Yani Cenab-ı Hakk'ın o zaman hakiki mülkü olduğunu anlayabiliyor yani. Bir şekilde oraya suret giydirmesi gerekiyor yani. Yani hakikaten ulaşmak için yani. Suret hudutla direkt alakalı, miktarla direkt alakalı. İlk okuduğun tarifi bir okusana abi. İlk en başta. Birinci cümle abi. İlk okuduğun birinci saniye. Yardım oluyor. İspatın zemini demişim. Bir tane daha. O mu? Gösterilen yer zemin perde. İnsanın kalp ruh halinin müşürü göstergesi aynası. Bir tane böyle. Ahiretteki ahvalin dünyada tezahür ettiği zemin. Hakikatların farklı güzellik mertebeleriyle tezahürüne zemin. Sabitli muhabitli bir şey hatırlıyorum ama. İlk söylediğini bir daha söyler misin abi? İspatın zemini. İspat sabit, sübut.
Evet. Şöyle şeyler var. Suretle ilgili hususiyetler. Sözler 627'den. Bir şeyin sureti yapılırken evvela umumi şekiller bazı hatlarla tayin edilir. Suretlerin hat ve hudut ve miktarları kader dairesinde tertip edilir. Sözler 662. Suretlerin tertibi, rütbelenmesi veya imali kader dairesinde. Soru işareti. İşte yani o demin söyledim ya, kader böyle evet. Şey var, kalıp var yani. Şimdi miktarla suret, onunla direkt alakalı bir şey. Ona taluk eden her şey suret belki. Başka bir mana, her şeyin bir kabiliyeti, mahiyeti var. Ona göre de sureti var, suret giydirilir. 664'ten. Suret nizamın asarını gösterir. Suretin içine siret denir. Bazen suret, siret gibi gözükmeyebilir. Mesela sureten insan, sireti maymun, yılan vesaire. Sureti delip sirete atılan bir nazar ancak fark eder. O zaman nazar sireti suret olarak görmüş olur. Sözler 712'den böyle bir şey çıkarmışım. Nasıl çıkarmışım? Bir daha okuyayım. Takip edemez. Suret gibi olmuyor bazen siret. Suret güzel gösteriyor, siret çirkin oluyor. Veya ters oluyor. Bu maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır meselesi. Mesela insan sureten insan gibi oluyor, suret olarak. Fakat sirette maymun oluyor, yılan oluyor vesaire oluyor. O sureti delip de sirete girebilen bir nazar ancak fark ediyor. O zaman o nazar sireti suret olarak görmüş oluyor. Yani içine girip çekiyor, içini dış yapıyor. Yani siret de aslında bir çeşit suret olmuş oluyor. Oraya girebilene o suret oluyor, giremeyene hakiki dışarısı suret oluyor. Suret hakiki içinde suret işte. Siret hakiki sureti olmuş oluyor. Evet. Maymun ya. Evet. Aslında insan gözüküyor sureti. O maymun adam içine giriyor hakiki nazar, içeriden oluyor, maymun yapıyor. Şimdi sözler 737'den, ikinci söz, sekizinci söz, mektubat 367 gibi değişik yerlerden şöyle bir mana yazmışım. Bakanın siretine göre gördüğü suret tebettül eder. İşte o nazara şey yapar evet. Demek. Evet. Bakanın siretine bakanın göre. Bakanın siretine göre. Suret tebettül ediyor. Gördüğü tabii suret yani. Değişiyor. Ha, bu da nazar etkisi işte değil mi? İşte nazarı da fena memleketi düştüğünün bir izahı o. Yani çünkü işte sen diyorsun ki işte aslında o maymun diyor. Aslında dediğin zaman zaten sureti kaybediyorsun. Asıl suret. Yani aslında o maymun da o adamı öyle farklı görüyor. Siretinden aslını görüyor meselesi değil yani. Yani suretler de kişiye göre değişiyor mu? Mesela yani o zaman şöyle olur abi. Yani değişken bir şey mi? Abi, bakan kişi her insan bir alem ya. Evet, bakan kendi kişi alemindeki onun karşılığında bir suret yani. Görüyor. Nefsül emir ayrı, bizim gördüğümüz bir nevi ayrı olmuş oluyor. Bazen ikisi birbirine tetabuk ediyor, bazen etmiyor. Mesela herkes kendi aleminde suret kaydediyor. Yani kişiler veya şeyler adedince veya herkes o sureti giydirmiş oluyor. Ne kadar zihşur varsa, cin de, melaike de ne varsa, onlara dediğince suretler aynı mesela şu anki ortamda hepimiz bir kayıt yapıyoruz. Tamam. O şu alet kaydettiği gibi biz de hepimiz kaydediyoruz. Aynı suret, aynı nesne cismi biz hepimiz kendi şeylerimizi alıyoruz. Şeye sanki bakıyor gibi 11. sözde bizzat Cenab-ı Hak kendi nazarıyla baktığı gibi başkasının nazarıyla da bakmak istiyor hakikaten. Tekrar karşılaşıyoruz. Bizzat evet. Bir kendi bakıyor bir de benim nazarım üzerinden bakıyor tefekkür şey yani bakış açısı. Mektubat 51'de suretin arkası histir. Nasıl yani abi? Demişim. Suretin arkası histir. Mektubat 51. Neye göre bunu söyledim? Şu anda göremiyorum mesela. Burası Süleyman abinin mevzusu abi. Söyle bakalım Süleyman abi. 15. mektup mu orası? Yani şu şey diyor.
intikamını bilerek veya bilmeyerek hakimiyeti İslamiyeden almaya hissen taraftar bir suret almış. Orası var. Hisse suret beraber geçiyor. Hissen taraftar bir suret almış diyor. Taraftar hissen taraftar bir suret almış. Hazreti Ömer'in. Evet. Doğru veya yanlış bir şey bilemiyorum şu anda. Yani hangi noktaya nazardan onu yazdım? Bir daha söyle abi yazdım. Suretin arkası histir demişim. Mektubat eylidir. Herhalde o cümle olsa gerek. Evet. Çünkü başka suret ben şu anda göremedim burada. Arada yani hislerimizle yakaladığımız şeylerin adı surettir. Onu mu demek istedim acaba? Veya nasıl bir şey demek istedim ben de bilmiyorum. Hisler suretleri değiştirir gibi bir şey söylemiştiniz bir ilk 10 şeyin içinde. Hislerle suretler abi. Arasında bir bağlantı var demiştiniz ama. Yani duygular, hisler, latifelerle aldığımız şeyler aslında birer surettir gibi bir manada. Suret üzerinden yansıtılır yani. Suret gibi. Suret üzerinden geliyor gibi. Evet. O zaman dur şimdi bazı şeyler görür gibi olur da sanki mahlukat aleminin haricinde de şumulu var gibi olması lazım. Ene yapar. İfade edemiyorum. Ne diyorsun Onur abi? Ene o işi yapar diyor. Ene'nin terziliğinin, ustalığının adına mı deniyor yoksa bu suret? Valla... Ormanda mutlak ve muhit diye bir şey, evet. Suret belirlenemiyordu. Evet. O belirliyor Ene. Ene belirliyor yani. Yani. Ene'nin yaptığı iş suret mi olmuş bu? Evet, Ene hat çiziyorsunuz. Hat çiziyor. Evet, neyse. Şekil veriyor, ondan sonra suret üstüne oturuyor. O şekli. Şimdi farklı boyutları var. Aynı hakikat farklı suretlerde görünüp nakledilebilir. İhtilafı suret zarar vermez. Suret bir yerde nakliyeci vazifesi görüyor. Mesmuat alemindeki suretler, nakış alemindeki suretler, mesela hattı Kur'an'ı bir suret oluyor gibi. Neyse, şekil açmak, suret vermek fettahiyet hakikatinden. Sureti giydirmek emir ve iradenin işi. Mektubat 230. Bir vukuata hayalin tasarrufu suret libası giydirmek şeklinde. Şey yapalım mı? Bir ara verelim mi? 5-10 dakika çay kahve filan gibi bir şey var mı? Varsa nasıl günlerdedir bilmiyorum da. Çay koyduk mu? Yok abi. Kahve makinesinin yerini bulduk mu? Onu da bulamadık. Yok herhalde abi. Gitmiş mi? Devam edelim mi? Olmazsa bir teneffüs yapalım o zaman Mehmet abi. Peki abi bir 10 dakika bir şey yapalım. Teneffüs yapalım inşallah. Çay koyalım. Benim motor ısınık olduğundan ben rahat ihata ediyorum da. Biraz çünkü ağır mevzu. Çok acayip ağır. Veya ikinci ders söyle birkaç şeyi gösterelim. Şey, öyle şey yapalım. Kendi tahtaya yazacağım dediğin kelime. Tahtaya yazacağım şu. Kendim yazmışım. Nereden yazdım, neye binaen yazdım, onu çıkartamıyorum. Şuraya yazayım, aynen yazdığım şekliyle. Murat abi bir nazmı meanisini yapsın. Murat abi bir çıkar. Bunu suretle ilgili bir dersi dinledim, oradan anladığım bir manayı mı yazdım? Onu sunum şekline getirsin, Osman abi tahlil etsin. Ben yorum vermem. Bak şimdi yazdığım şey şu, şöyle bir çerçeve var. Çerçevenin içine... Ben bunu uykuya yatırdım. Tamam abi, sıkıntı yok. Ben şimdi biraz önceki müzakerelerden şöyle bir şey anladım. Mec'ul dediğimiz yer veya yer ile ifade ettiğimiz şey, şey diyoruz. Şeylik hakikatinin tahakkuk ettiği yerden itibaren suret de var. Çünkü görmek ve görülmek suret üzerine. Tayin, tayin, bir şeyin tayin olması, yani aynı gözle görmek bir surete mebni, suret üzerinde olabilir. O zaman suret oraya kadar şanlı, en uç noktaya kadar. Evet.
suretle ilgili farklı tanımlar, tarifler var. Suret kişiye göre nasıl değişir? Hususiyet veyahut da düstur noktasında diyor ki dua ve münacat hadisatın suretini o kişiye göre değiştirir. Lemalar 7. Suret hakikate istinad eder, ondan kıymet alır. Suret muayyendir. Manalar da suret alıyorlar. Şurada altını çizerek durayım. Bir şeye verilen suret, o şeyin meyve ve neticelerine ve vazife-i fıtratlarına yetiştirir. Bir şeye verilen suret, o şeyi, o şeyin meyvesine, neticesine, semeresine, yani netice-i fıtrat diye ifade edilebilecek ne kadar kelime varsa ona yetiştiriyor. Suret o şeyi ona yetiştiriyor. Böyle bir vasıf. Şu anlar 649 dönüyor. Mesnevi'de geçen bir sureti ikiye tasnif etti, şey yapmış, taksim etmiş. Orada da şöyle bir şey geçiyor. 34 mu? Mesnevi 34'te, Büyük Mesnevi 64'te, yine Büyük Mesnevi 57'de, Mesnevi Nuri 136'da. Yani suret ikidir demiş. Biri kaderi takdiriyle biçilen, kamete göre kesilen bir libas ki bu anlık ve maddi keyfiyet. Diğeri de ömrü boyuncaki bütün geçirdiği suretlerin mecmuu. Ondan sonra buna da tarihçiye hayat tesmiye olunuyor. Veya buna sureti muamele de deniyor yani tarihçiye hayata. Aynı şey mi? 24 aynı şey herhalde. İşaretlerde. Tarihçiye hayatı da sergiliş ne yapma? Aynı olmayabilir abi. Sergiliş macera gibi. Olur. Yani o tarihçiye hayat ne diyor abi? Bir daha söyler misin? Tarihçiye hayat ne için? Suret için mi kullanıyor tarihçiye hayatı? Çünkü tohum ve çekirdekte de var o mesela. Tarihçeye hayat tesmiye olunan mürekkep suret diyor. Yani pek çok suretlerin cemi yani. Yani örnek bir terkibi. Şey örneği. 241 miydi? Ne örneği vardı? Bu mesela elimde bir lamba olsa böyle çevirsem. Çevirdim bir şey bir suret, oluyor. Yuvarlak bir yuvarlak suret oluyor veya hat oluyor. Ama işin hakikatinde sürekli bir lamba böyle gidiyor. Ama böyle bir şey yok. Kainat da aslında evet. Tarihçi hayat çekirdeğe bakıyormuş abi. İnsanın ömrü boyunca aldığı suretlerin hepsine sureti muamele deniyor. Evet, suret kabuk ve dış yüz gibidir. Mana, hakikat ve cevher değillerdir. Büyük Mesnevi 136. Başka bir bulduğum mana şöyle. Kıyametin kopması bir elbiseyi çıkarıp başkasını giymek gibi. Yani suretler tebdil edilecek. Suret tebdilinden ibaret. Buna zamanın geçmesi de diyebiliriz belki. Zamanın tanımı da diyebiliriz bir nevi. Suret akis manasında kullanılmış. Nüsha manasında kullanılmış. Çoklu atıflar var. Aynı hakikate ait suretler, farklı suretler olabilir. Bununla da suretler tebeddül edebilir. Bir düstur veya hususiyet gibi şöyle bir şey var. Suret gider diyor, faydası ve neticesi baki kalır. Cenab-ı Hak hakkında suret muhaldir. Suretten murat, siret, ahlak ve sıfattır. Emirdar 146. Suretin arkasında sır da bulunabilir. Kastamonu 228. Suretin arkasında sır da bulunabilir. Yani sır denilen şey suretin arkasında bulunabilir. Yani suret ona da şeydir, kabildir, taşır veya gösterir, getirir arasında. Sureten ademe gitmek, zahiri vücut libasını çıkarmaktır. Daire-i ilimdeki manevi vücudu giymektir. Suret yüz manasında kullanılmış. Suret sanatı, teşkili, keyfiyeti ve bunlara müteallik manaları da tazammun eder. Sözler 56, 81, 84. Suret, sima, şekil, miktar manalarını zımnında gösterir. Şualar 116'dan muktemes.
seyyal ve seriyüz zaman şeyler de kelime ve tasavvurat gibi suretçe tavır değiştiriyorlar. Büyük Mesnevi 256'da öyle demişiz. Evet, ilginç bir nokta. Bakanın nazarında ihtiyaç baktığı şeyin suretini tebdil eder. Yani bakanın nazarındaki ihtiyaç, ihtiyaç noktayı nazarı diyelim veya buna, baktığı şeyin suretini de değiştiriyor kendi aleminde. Yani ona göre farklı surette görüyor. Parayı mesela şey, para şeklinde görüyor. Tavuklara baktığı zaman veya koyunlara baktığı zaman. Doktor muayenehaneye girerken tasvirler. 150 diyorsun. Ha, doktorlar hastayı para şeklinde. Muhabbet gözü kusuru görmez diye mesela. Olmaz mı? Evet. Yani içindeki ihtiyacın ifadesi oluyor o suretle görmesi. Yani ihtiyacın mesela şey. Elma yiyeceğiz, onu direkt nefsi olarak bakıyoruz hani. O bir evet. Şey olarak. Yani esman tecellisi olarak değil de. O noktada ona göre bakıyoruz. Ya da tak diyeceğiz, iğneyi vuruyoruz. Evet. Evet, yeme ihtiyacının veya arzusunun hariçteki sureti olmuş. Ondan sonra akıl, kalp, göz ve dilin de sureti var. Onların dahi sureti var. Bazen bunlar cennetin anahtarıyken cehennem kapılarını açacak suret alıyorlar. Oradan şey yapmışım yani. Onların da bir sureti var. Kendilerinin de bir suretleri var. Şualar mı abi? 6. Sözler 29. Heykel dahi bir surettir. Suret zararlı faydalı olabilir. Suret güzel çirkin olabilir. Baki fani olabilir. Şura. Aynede temessül 4 surette oluyor. Yani suret içinde dört farklı şekilde şeyleri içinde barındırabiliyor, gösterebiliyor. Sözler 705. Ya içinde hüviyet oluyor. Evet, ya ikinci madde hüviyet artı hasiyet oluyor. Üçüncü madde hem hüviyet hem de şule-i mahiyeti tazammül ediyor, barındırıyor. Ve dördüncüsü de hüviyet ve mahiyeti barındırıyor. Hüviyet hepsinde ortak. Birinci maddede hüviyet tek başına, ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerde suret içerisine hasiyet veya şule-i mahiyet veya mahiyet ekleniyor. Onların her birisinin ayrı ayrı ne olduğunu bulup bakmak lazım. Ayrı bir mesele o da. Murat abi anlatır şimdi ya. Murat abi ne diyorsun abi? Şu an surete müteveccüh olmaya çalışıyorum. Öyle mi? Şu an bu suretteyim diyorsun. Evet. Melaike. Ayırmadım o zaman yani. Hüviyet ve suretin şu an yiyeceğin bir şey yok. Onlara giremedim hiç. Yani. Arz merkezindeki cehennem ateşini cehenneme döktükten sonra emri ilahiyle daha güzel ve baki bir surete tebeddül eder. Ahiret aleminden bir menzil olur. Melaike bir surete inhisar edemez demiş. Düsturi veya hasiyet manasındaki ifadelerden biri de şöyle. Ehli tahkik olmayan %80 takliden kabullerini surete ve hüsnü zanna bina ederler. Yani surete takılanlar olmuş oluyor bir yerde ehli taklit. Ehli tahkik olmayanlar veya. Kabulü surete bina etmek ehli taklidin mesleğidir. O melakiyle ilgili mesleği. Mektubat 351. Bulayım mı? O Azrail Aleyhisselam meselesi var ya. Onun baş tarafı. Ha. Evet. Suret nazara göre değişir. İnsanın isteğine göre suretler de değişiyor. Mürur-u zaman da suretler üzerinde etkisi var. Yani zamanla ilgili hakikatlerin suret üzerine de aynen şey var, şumolu var. Yani suretler zamanın hükmüne tabi demişiz. Ölüm suret değiştirmektir. İftiranın tarifi, suret üzerinden bir tarifi iftiranın. İftira bir sureti başka bir surete çevirmekmiş. Şualar 412. İnayet-i ilahiye sureti çeviriyormuş. Yine şualar 484. Fikri beşer sureti çevirip değiştiriyormuş, döndürüyormuş. İftira o zaman senin alemdeki sureti ona
göndermen gibi oluyor. Sen alemde öyle, onu iftira ediyorsun. Ona göndermek iftira oluyor. Hatta ifade etmek mi oluyor? Göndermenin veya ifade etmenin adı olabilir. İftira. Sen de zaten öyle görüyorsun. İnayet ve rahmet sureti çevirebiliyor. Dualar sureti çeviriyor. Düsturiye olarak surete has-ı nazar etmemek gerektir. Muhakemat 46. Fikri beşer sureti başka surete ifrar eder. Muhakemat 120. Gözüne bakmayın. Ne diyorsun abi? Laf dinleyin diyor. Gözüne bakmayın. Yani bu suretin nuraniyetle alakası var mı abi? Mesela demin okudunca Osman abi dedi ya hani o lemattaki yer. Yani ya evet. Suret ya mahiyet ya dört şekil lemattan. Abi ona cevap verebilmem için nuraniyet nedir onu anlamış olmam lazım. Ya anlamadım veya şu anda gelmiyor bana bir şey. Bir şey diyemiyorum yani. Orada suret sayıyor mu? Saymıyor mu? Hüviyet diye saymıyor mu orayı? Şey diyor. Hüviyet. Dört surette olur. Hüviyet müşterek. Dört surette olur. Ha, başka suret orada geçiyor yani. Aynada temessül dört surette olur hüviyet diyor. Mesela şöyle aynaya temessül ediyor ya biz. Dört şekilde de sen olur. Mesela aynaya baktın. Senin orada karşı tarafta şeyin var. Aynadaki sen ölüsün yani. Aynadaki sen. Ama güneş yansıdığı zaman yani bazı aynada ölü değilim, bazı aynada ölüyüm. Madde aynayı kastediyorum evet, mesela evet. Orada öyle. Bazı aynalar var ya bir de benim neyimin aynası. Yani ruhun aynası, cesedin cesedi, aynası. Cesedin değişik değişik şey. Onları şey iyi kestirmek gerekiyor. Ondan sonra mesela Cebrail'in şeyi. Cebrail bizzat kendisi yani o evet. Olduğu yerlerde. Her biri bizzat kendisi. Bir de o dördünün içine alan bir şey var abi. O da sestir, ses. Ses mesela sen şimdi konuşuyorsun. Evet. Ses evet. Tamamını tazamlıyor evet. Değil mi? Evet. O noktada bir aynen. Yazat şunu da böyle girelim içine madem. Böyle ya normalde abi işte ders şey olmasın diye. Ama yani o konu ana konusu neredeyse. Hüviyet yani eğer o yani benim konusu... şey kurduğum o suretle nuraniyet arasında bağlantı var. Çünkü mesela aynaya bakıyorsun. Oradaki suretle, güneşin sureti, melekelerin sureti, sesin sureti hep bir farklılık arz ediyor yani. İşte neyse bu şey olsun da bir tasnif böyle olabilir yani. Evet, mesela abi. Bir başta da bu olabilir yani. Çok şeyler olabilir abi. Mesela bir başta da bu nereye doğru olabilir yani. Münazarat 81. Şeriat suretleri ifral eder. Ne diyormuş abi? Şeriat suretleri ifral eder. Münazarat 81. Ne demek abi ifral? Ben de bilmiyorum abi. Fena oldu. Biliyorsunuz da bir şey. Kitabın ya o aleti şu anda yakalayamadığımdan o anda nerede geziyordum, nasıl gördüm bunu bilmiyorum. Şimdi hastalıklı olmamdan kaynaklı. Bakıvereyim abi ya. Münazarat 81 görüyor musun oradan abi? Bu arada başka bir şey okuyayım mı? Aynı suretin tekrarı... Bir halden başka hale sokmak, kalıba dökmek, şekil vermek. İfral. Buradaki şeriattan kastettiği ahkam-ı şeriat mı demektir? Hı. Herhalde değil mi? Gaynaysa öyle abi, ifral. Neymiş de gene abi? Bir halden başka bir hale sokmak, kalıba dökmek, şekil vermek. Cari kılmak. Münazarat'a girebiliyor musun Ardan abi? Gireyim abi. Münazarat. Ha var. Soldan dördüncü oraya abi. Soldan üçüncü veya dördüncü. Bir tane var. Bu Münazarat'ta mı geçiyor abi söylediğiniz? Evet. Kaçtı sana? Yani buraya öyle yazmışım. Herhalde doğrudur. 91 mi dedin abi? Evet. Şeriat muaddildir. İslamiyet'in ahkamı iki kısımdır. Birisi şeriat olan müessistir. Hüsnü hakiki ve hayrı mahsıdır diyor bu. İkincisi şeriat muaddildir. Yani gayet vahşi ve gaddar bir suretten çıkarıp derler ve muaddel ve tabiat-ı beşere tatbiki mümkün ve tamamen üst-i hakkiye geçebilmek için zaman ve zeminden alınmış bir surete ifral etmiştir. Çünkü birden tabiat-ı beşerde olmanın hüküm ferma olan bir emri birden ref etmek, bir tabiat-ı beşeri birden kalbetmek iktiza eder. Bu da olmuyor. Yani şeriat
sureti kademeler halinde şey yapıyor, fıtri haline veya murad-ı ilahi şeklinde getirmeye vesile oluyor. Başka yerde örnek veriyor abi de, mesela Tarık'ta Ezraç, o zaman 9'muş yani. Heh. Orada söylüyor değil mi? Ha, suretini 4'e indirmiş onu yani. Hakemat'ta mı diyordur? Geçiyor, evet. Evet, devam ediyorum. Evet, soru işaretli bir cümle. Suret, camit, şuursuz iken hayat ve şuur hükmeder. Sözler 512. Yani surette hayat ve şuur hükmediyor. Ama suret, camit, şuursuz demişim. Neye göre dedim? Gaflet, akarsu gibi rihlet eden sureti incimad etmiş gösterir. Gafletin bir vasfı veya yaptığı iş. Suret habire değişirken gaflet onu sabit hale alıyor. Sabit gösteriyor yani. Dünyayı sabit gösteriyor mesela değil mi? Evet. Dünyayı sabit terakki etmek. Lemalar 103'te şey yapıyor, söylüyor. Sözler 431'den şöyle bir mana gaflet geliyor. Aynı suretlerin arasında bazen bir neferle bir ordu komutanı kadar fark olabilir. Suret aynı. Yani arş emrini alay komutanı verdiği zaman alay yürüyor, hareket ediyor. Ama bir nefer verdiği zaman olmuyor. Suret aynı. Ama şey var, arada fark var. O sayfa kaç abi? Hemen söyleyeyim, 431 sözler. Bazen davaların sureti biriken müteaddittir. Lemalar 121-138. Bazı sureten benzer şeylerin manaları zıt olabilir. Lemalar 144-143-210, şualar 50, tevazu tezellül meselesi gibi. Bakar, ondan sonra işte malum mesela. Bir düstur, muarızlara sureten benzeyiş, hizmet-i imaniyemize zarardır. Şualar 513. Sureten muarızlara benzemek, hizmete zarardır. Bazen suret muntazam iken siret faside ve muhtelle olur. Zat-ı Akdes-i İlahi'nin sureti olmaz. Ha, suret varsa bir irade ve ihtiyarın tasarrufu vardır. Buna yakın manası ve meali olan bir cümle daha önce geçmişti. Hayatın ve vesvesenin de bir sureti var. Ha, halk edilen hiçbir surette hiçbir israf yoktur, hiçbir zaman. Bir suret mahluk olduysa onda israf yoktur. Sözler 519. Şunu bir, siz ne diyorsunuz? Mektubat 39. Alemi misalden gelen suretlerden çirkin, pis, necis, murdar gibi sıfatlar olmaz demişim. Doğru bir teşhis mi acaba? Yani aynadaki yılan ısınmaz gibi söylüyor ya mesela. Mükellefin ıttılağına bakar diye abi. Mükellefin ıttılağına bakar. O evet, oradan öyle miydi? Mektubat 39 mu abi? Evet, alem misalden gelen suretlerde çirkin, pis, necis, murdar gibi sıfatlar olmaz. Bunu ben hususi bir şeyi umumileştirdim de mi böyle söyledim bilmiyorum. Aynı yılan bahsi başka bir bahis ama. Mektubat 39'da ne var? İşte o tasavvuru küfür değil, tahayyül şert değil. İşte eğer şerden ve kesiften olsa, hı, aslın hükmü ve hassası suretine geçmez diyor. Bak. Ve timsaline sirayet etmez diyor. Mesela necis ve murdar bir şeyin aynadaki sureti ne necistir ne murdardır. O zaman suret kesafet peyda ettikçe vasıfları da üstüne almaya başlıyor. Öyle mi? Diyeceğiz. Bazı vasıfları da yüklenmeye başlıyor. Yani öyle bir şey var. Vasfı var. Yani o zaman işte toprağı insana benzesen, en kesif toprak desen, o zaman bütün toprak hepsini cami ya, her şeyi cami ya.
Secde ederken Allah'a en yakın olduğu andır meselesi. Neden toprak daha şey? Belki ona bir... Şeytanın desisesi, yanlış suretleri göstermekle aldatmak. Bir tarafa ne muhakeme suretinde diyor ya, yanlış sureti önüne sürüyor, seni onunla aldatıyor şeytan. Bir düstur manasında bir ifade, rüyalarda suret tabir ve mananın zıttı olabiliyor bazen. Yani rüya tabiri için bir şey gibi, düstur gibi. İnsanın haline ve fiiline göre şey-i vahidin farklı suretleri ona görünür. Yani şey-i vahid farklı suretlerde ona görünür. Şükür Risalesi'nden muktebes mektubat 367. Suret bizzat tesir sahibi değildir. Suret bir şey-i zihayatın müteaddit vücutlarından birisidir. Dördüncü şua. Dur abi. Lemalar 350. Lemalar 350. Evet. Kayyumiyet. Peki dördüncü şua. Bir daha oku abi. Suret bir şey-i zihayatın müteaddit vücutlarından birisidir. Yani biz zihayatın müteaddit vücutları var ya, onlardan bir tanesine de suret deniyor. Suret. Farklı vücut çevreli halkın arasıdır. Oturdu mu? Kayyum. Mr. Kayyum. Kendimize suret olarak görüyoruz ya. En azından bu, en azından en zahiri suretle giriyoruz. İlm-i ilahideki suretler adem-i zahiridir, vücudu harici değillerdir. Şualar 24. Evet, akis kelimesi misali suretmiş. Ama şey yazmamışım, sayfa koymamışım. Ayından yansıyan manasında mı abi o akis? Misali suret. Misali surete akis deniyormuş. Veya suretin misaline, misalinin içindeki surete. Murat abi, inikas. Misali suret denilebilir abi, akis. Değil mi? Hı-hı. Hamd, akis ibadetin bir icmali suretiymiş. Az kaldı. Az kaldı derken bu kadar daha yavaş, daha fazla. İbadetin icmali bir suretiymiş abi. Hakikaten bu bizim anladığımız suretin içinden geliyor kavramsız olarak. Yani Mehmet abi öyle ifade ediyor abi. Yani girer ya da girmez onu. Yanlış olabilir, hata olabilir. Bunları biraz bu mesela bu tarzdakileri belki daha geniş bir şey girer de. Şu şöyle yapmak suretiyle dediği zaman ha. Oradaki suret mesela, bu bizim aradığımız suret manası. İşte o zaman buradaki abi bu mesela şu suret meselesi. Evet. Hani mahiyet suret hakikat var ya. Hı. Demek ki onun da böyle bir şeyleri var yani. Hani belli bir tarafın belli bir noktadan yani böyle bir tasnif edilebilir yani mesela hakikaten bizim bildiğimiz lügattaki o suret mi yoksa başka bir şey mi kastedilir? Zaten tabii başındayım dedi abi yani onun için. Yani bunu birazcık tartışalım ki. Yani tabii koymak manasında zaten söylemiyorum. Bunu müzakere meselesi. Ha, yani işte mesela dedi, bunu yapmak suretiyle gelen hadise başıma bilmem ne dedi. Mesela şimdi bu sureti alıp belki de vardır ilerleyen yani bir daha i̇şte, daha yani ileri boyutta ama şey şu anki şeyde ilk zahirde yani oraya da girersen şimdi o kelimenin içinde bir suret manası mı var orada? Hani mesela işte yapmak suretiyle gelen işte dediğinde yani aslında bir bağlaç gibi, bir şey gibi, şeklinde gibi, böyle bir şey, ara bir cümle işte onları gibi. Şey yapmak lazım. Mesela okudunuz ya, bir dört tane var dediğiniz içinde. Evet, o neydi da mesela onlar? Aynı tarz. 706 sözler belki. Mahiyet, suret, hüviyet. Hüviyet, şahsiyet var. Vesaire. Evet. Hüviyet müşterek hepsi. Evet. Başında ne diyordu mesela, böyle yapmak ne diyor? Dört şekilde... Dört suretle diyor. Dört suretle. Mesela bir. Bunu biz normal Türkçe'ye dört şekilde diye çeviriyoruz değil mi? Hı-hı. İşte böyle bir tasnif yani, yapıp suretleri şey yaparken şuradaki suretlerden hangi surete giriyor? Hmm. Ya da sen mesela lazım. Belki böyle bir biraz keskin kılıç alacaksın. Evet. Diyeceksin ki bu suret şu an benim için değil. Bu kısmına bakmayacağım. Bu suret benim suretim değil. İşte daha belki mesela işte kayyumiyetteki işte şeydeki suret. Bence o onlara böyle kıstıracağım biraz mevzuyu. O öyle öyle yapmak girecek, lazım. Orada bir şey yakalarsan sonra bir şey sunacak yerin olursa 700, döner bakarsın tekrar. 706'daki yer böyle zemin olsa o tasnimin içine diğer
şeyleri koyulabilir yani. Ona göre koy. Ya işte bir tasnifi yapabilmek için şöyle bir külli bir bak, i̇şte bakıp abi, tekrar bir davranmam lazım. 3 tane, 4 tane, tane noktayı nazar tespit edip o kelimeleri olması lazım. Beraber şey yapmak lazım. Böyle çok çıktığı zaman aramada 2700 tane. Çok yanına bir kelime katıp, noktayı nazar katıp okuyunca hem daha kolay bitiyor hem de sadece o cihetten yakalamış oluyorsun şeyi. Ama evet, sureti böyle komple bütün şeyle ihata edeyim dersen o zaman seneler alıyor yani. Bir de çok madde var abi. Nerede 3000 tane madde evet, var neredeyse. Yani. Onu toparlanmaz. Zihne girmez o ya. Yani o yüzden bir noktayı nazar tespit edip diğerlerine o noktadan bakılsa bakalım daha enteresan bir noktaya nazar olur. Ona da ayrı bakılabilir yani. Mesela öyle silsileyi bir araştırdık abi biz. Evet. 300 küsur tane geçiyor silsile. Sözler 110, lemalar 336'daki o işte hayatın iman bir kader rüküne bakar bölümü ve kayyumiyet noktayı nazarında baktık. O zaman 40 tane 40 paragraf bitiyor yani o zaman. Evet. Yoksa işte o manevi silsileler, işte evliyalar silsilesi, şunlar bunlar, onları hariçte bırakmak suretiyle ancak okunuyor. Umumuna el atmak, umumu terk etmektir diyor ya. Evet. Yani doğru, o kaydeden hareketle, doğru, yani ben burayı tamamen ihata edeceğim dedim mi, kaçıyor yani şey. Evet. Hayatın sureti bir kelime-i mektube hem mesmuadır. Cemaatin heyeti mecmuası ayrı bir surettir. Suret bir kılıftır. Miraç dahi bir surettir. İçi o hayt-ı münasebettir. Bak suret dediği için miraç yani devam ediyor. Olmuş da bitmiş bir şey değil yani. Evet, değil mi? Tabii tabii. Yani olmuş da bitmiş bir şey değil. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın miracı onun sureti olmuş. İçeriği devam ediyor yani. Miraç hakikatinin sureti olmuş. Tamam. Yani kemal manada o göstermiş o sureti. Gitmiş gelmiş o kapıyı açık bırakmış diyor ya. Evet. Sanatın yedi beyzası ve tahkike muhtaç bir saniye. Evet. Cennet yemişlerinin sureti. Cennette yemişler var. Onların suretleri insana verilen ağza ve aletlerin ibadeti, tesbihatı yüksek ücretleriymiş. Burada cennetteki yemişlerinin suretini bu taraftaki suretlerin arkası gibi göstermiş. Yani suret suret içinde gibi. Sözler 28. Buradan biraz derine dalmışız. Diyor ki dünyadaki yemişlerin suretleri dahi aynen öyle. Yani her meyvenin evveli insan olduğu gibi ahiri de insandır. Yani sensin. Zaten sen olmasaydın, sende o meyvenin karşılığı bulunmayacağından onu ne yiyebilir, ne içebilir, ne koklayabilir, ne düşünebilir ve ne de sağ letaifinle ona uzanabilirsin. Dünyadaki suretle ahiretteki suretin bir farkı da şöyle. Afyon levhasıyla işaret olunan, yani işaret levhasının kendisiyle Nefs-i Lemur'daki Afyon arasındaki fark gibi. İki suret arasındaki, aynı hakikatin farklı suretleri. Dünyada böyle, orada öyle. Risale-i Nur'da hikayeler arkasından gelen hakikatlerin suretleridir. Evet. Beni beşerin kuvve-i hafızaları, ağaçların meyveleri, meyvelerin çekirdekleri, tohumları birer ihsas edici, işar edici, ispat edici nokta suretleriymiş. Yani bunlar birer nokta, onlar da suret şumulünde var. Rahmani hülasa vardır diyor abi. O noktadaki, o nokta suretiyle ifade edilmiş. O noktada hepsi gösterilmiş, toplanmış. O da bir suret çubuğunda yani.
icatta aynı suret yok, misliyet var. Sözler 81. Evet, ayetler suretler şeklinde bizi irşad ediyor. Bunun pek çok örneğini not düşmüşüm. Bir iki tane, mesela bir tanesi şöyle. Tüsebbühü lehussemâ ve tüsebbühü vel ard ayetinde gökyüzü bir ağız suretinde. Bütün yıldızlar birer kelime-i hikmet nüma, birer nur-u hakikat eda suretinde. Bel ve bahır birer lisan suretinde. Onun içindeki, o suretin içindeki bütün hayvanat ve nebatat birer kelime-i tesbih ve şan suretinde arz-ı didar ediyorlar. Yani Kur'an'ın bize takdim ettiği şeyler de suret şeklinde. Bu da yine vahdet eksenli bakışta abi yani. Evet. Hem suret var, bir de o bütünsel bir bakıyor. Hepsini gösteriyor değil mi? Yani çok külli bir tesbihi görüyor. Aynı resmi geçti. Aynen. Töreni. Tek tören var yani. Evet, bunun tek örnekleri var. Uzuyor. Şurada vardı. Kuvve-i müfekkirenin dalaletin esbabını aramak suretindeki cevelanın tedkikatı bir tarafa da muhakematı imana muhalif değildir. İhlaf-ı iman değildir. Kuvve-i müfekkirenin gösterdiği vaziyetler, şekiller hepsinin gene suret ismiyle tesmiye etmiş. Suretler bazı sırları açmaya yarıyor. Bazen suretler işaret levhaları. Mantıktaki ahkam dahi birer suretmiş. Sözler 347. Nüveler niyetin suretleriymiş. Niyet dediğimiz şeyin suretine nüve deniliyor. Sözler 361. Cenab-ı Hakk'ın mükalemesi alâ külli hal bir suret şeklinde zahir oluyor. O suretin alt suretleri dahi çok. Sözler 367. Mesela müteşabihat kelamın alt suretlerinden. Tekellümat-ı Kur'aniye muhataba göre farklı suretler alıyor. Suret tasavvurda oluyor demişiz. 393. O farklı suretleri almasında ayetler ıtlak bırakılmış ya abi. Evet. O bakan kişinin meşrebine göre gözü oluyor yani. Taayyün evet. Göze göre, bakan göz kendine evet. Göre suret biçmiş oluyor. Yani işte kainata bakmak, Kur'an'a bakmak hükümler aynı oluyor. Burada böyle çok örneklere gidiyor. Bir suret olsa belki cüziyetten külliyete çıkmak da zor olur. Burad. İnsan ediyorum hakikaten. Cenab-ı Allah'ın tasarrufatını tazamın ediyor suretler. Farklı mütefavit kabiliyetleri oluyor. Evet. Şimdilik bu kadar. İnşallah daha derli toplu bir şekle sokarız. Beni yönlendirin. Hem Cenab-ı Allah'a dua edin inşallah. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka antel alimul hakim ve atul davamu elhamdülillahi rabbil alamin.